Elimizde px polinomu olduğunu düşünelim. Çarpanlarına ayrılmış haliyle yazayım bunu. X artı 2 çarpı 2x eksi 3 çarpı x eksi 4. Evet, bu videoda polinomların kökleri ile ilgili bildiklerimizi kullanarak polinomun pozitif ya da negatif olduğu aralıkların hangileri olduğunu düşüneceğiz ve buradaki püf noktası polinomun işaretinin iki kök arasında değişmemesi. Size hemen rastgele bir polinom çizeyim. Neden doğru olduğunu böylece daha rahat anlatabilirim. Evet, bu x eksenim olsun ve bu da y eksenim olsun. Polinom da örneğin buna benzeyen bir şey olsun. Şimdi grafiğe baktığınızda polinomun birbirini izleyen iki kökü arasında işaretinin değişmediğini görebiliyorsunuz, değil mi? Mesela bu kök ve bu kök arasında polinom pozitif değerler alıyor. Bu iki kök arasında da negatif değerler. Aslına bakarsanız bu bir yerde de son derece mantıklı. Çünkü eğer işaret değişseydi polinomun x eksenini bir kere daha kesmesi gerekirdi. X eksenini bir kere daha kesmesi ise başka bir kök anlamına gelir. Az önce birbirini takip eden kökler dediğime de dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu 0 ve bu 0 arasında da pozitif olduğunu görüyoruz ve bundan sonraki aralıkta ise negatif değerler alıyor. Bu aralıkta negatif kalmaması için x eksenini kesmesi, yani bir kökü daha olması gerekir. Şimdi de gelin artık örneğimizi inceleyelim ama önce şurayı bir sileyim çünkü bu px'in grafiği değil, yok yere kafamızı karıştırmasın. Tamam. Bu polinomun kökleri nedir diye sorarsam bana ne cevap verirsiniz? Polinomun kökleri ya da sıfırları çarpanlarından herhangi birini sıfır yapan x değeridir, öyle değil mi? X artı 2 ile başlayalım. X artı 2'nin sıfıra eşit olmasını sağlayacak x değeri nedir? X eşittir eksi 2, öyle değil mi? Evet. 2x eksi 3'e gelelim. 2x eksi 3'ü sıfır yapan x değeri. 2x eksi 3 eşittir 0, 2 tarafa 3 ekleyelim, 2x eşittir 3, 2 tarafı 1 de 2'ye bölersek x'in 3 bölü 2'ye eşit olduğunu bulabiliriz. Son olarak 1 de x eksi 4'ü 0 yapan x değeri var. 2 tarafa 4 ekleyelim, böylece buradan da x eşittir 4'ü bulmuş olduk. Şimdi bunları grafik üzerinde göstermek istersek, evet, buna benzeyen bir sonuç elde ederiz. Burası x eşittir eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4. Evet, y eksenini de çizelim. Bu x ekseni, bu da y ekseni olsun. X eşittir eksi 2'de bir kök vardı. O halde grafiğin x eksenini bu noktada kesmesi gerekir. X eşittir 3 bölü 2'de de bir 0 var. O da burada. Son olarak bir de x eşittir 4'te vardı, değil mi? Onu da şöyle işaretleyelim. Grafikten de anlaşıldığı üzere değerlendirmemiz gereken birkaç aralık var. Bunları bir tabloda göstereceğim. Aralıkların birbirini takip eden sıfırlar arasında olması gerektiğini de bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Hemen bir tablo çiziyorum. Evet. Ve x'in eksi 2'den küçük olduğu aralık var elimizde. Aralıklardan biri bu. Aslına bakarsanız aralıkları da farklı renklerle göstereyim. Böylelikle takip etmesi daha kolay olsun. Peki, x küçüktür eksi 2. Bu aralığı aynı renkle göstereyim. Eksi 2 küçüktür x, o da küçüktür 3 bölü 2. Bunu da hemen işaretleyelim. Sonra 3 bölü 2 ile 4 arasındaki aralık geliyor, değil mi? 3 bölü 2 küçüktür x, o da küçüktür 4 ve son olarak bir de x'in 4'ten büyük olduğu aralık var ve x büyüktür 4. Şimdi bu aralıklarda polinomun negatif mi yoksa pozitif değerler mi aldığını birkaç farklı şekilde düşünebiliriz. Bunlardan biri söz konusu aralıktan bir değer seçip polinomu bununla değerlendirmek. Sonuç eğer pozitifse polinomun bu aralıkta pozitif, negatifse de bu aralıkta negatif olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Bunun mantıklı olmasının sebebi ise polinom eğer işaret değiştiriyor olsaydı bu aralıkta yeni bir kökü olması gerekirdi. Buna ek olarak söz konusu aralıkta polinomun çarpanlarının, yani x artı 2, 2x eksi 3 ve x eksi 4'ün nasıl davrandığına da bakabiliriz. Çarpanların pozitif mi yoksa negatif mi olduğuna ve işaretlerin çarpımının sonucuna göre de polinomun pozitif mi yoksa negatif değer mi alacağına karar verebiliriz. Şimdi isterseniz bahsettiğim iki yolu da kullanabiliriz. Bu sütunda bir x değeri, evet, seçelim. Buna göre değerlendireceğiz. Buraya da
o aralıkta pozitif mi yoksa negatif mi olduğumuza dair ne gibi çıkarımlarda bulunabileceğimizi yazarız. Peki x küçüktür eksi 2 aralığı için kolay bir değer olması adına bu arada istediğiniz herhangi bir değeri kullanabilirsiniz ama ben x eşittir eksi 3'ü seçmek istiyorum. Ve polinomun x eşittir eksi 3'te aldığı değeri bulacağım şimdi. Hadi bakalım. Eksi 1 çarpı 2 çarpı eksi 3 eksi 6 eder. 1 eksi 3 daha eksi 9. Eksi 3 eksi 4 ise eksi 7 eder. Bu işlemi yapınca da eksi 63 elde ederiz. Evet, bu negatif bir sonuçtur. O halde neymiş? Polinom bu aralıkta negatifmiş. Bu arada bu işlemin sonucunun ne olduğunu da bulmaya ihtiyacımız yoktu aslında. Önemli olan negatif çarpı negatif çarpı negatif işleminin sonucunun negatif olduğunu görmek. Bu yüzden de sıradaki aralık için çarpanların işaretlerinin ne olduğunu bulmaya çalışalım sadece. Sonra da bu pozitif ve negatifleri birbiriyle çarparız olur biter. Peki, eksi 2 ile 3 bölü 2 arasındaki ikinci aralıkta x eşittir 0'ı kullanalım değil mi? Bu işlerimizi çok ama çok kolaylaştıracaktır. X 0'a eşit olduğunda buradan pozitif, buradan negatif ve buradan da negatif bir sonuç gelir. Pozitif çarpı negatif çarpı negatif. Bu arada işlemleri yapınca da eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı eksi 4 elde ederiz ama ben sadece işaretleri inceliyorum. Pozitif çarpı negatif çarpı negatif. Evet, böyle yazalım. Pozitif, negatif ve negatif. Negatif çarpı negatif pozitiftir. Pozitifle pozitifi çarpınca da pozitif bir sonuç elde ederiz, öyle değil mi? O halde polinom bu aralıkta pozitifmiş. Eğer P0'ın değerini bulsaydınız, sonucun gene pozitif olduğunu görecektiniz. Peki, sırada 3 bölü 2 küçüktür, x küçüktür 4 aralığı var. Burada da x eşittir 2'yi seçelim. Bir bakalım, x 2'ye eşit olduğunda pozitif, evet, çarpı pozitif çarpı negatif olur, öyle değil mi? Bu da polinomun bu aralıkta negatif olduğu anlamına gelir. Tamam. Son olarak bir de x büyüktür 4 aralığımız var. Burada da x eşittir 5'i seçelim. Tamam, bakıyorum. Pozitif, evet, çarpı pozitif çarpı pozitif. Buradan da pozitif bir sonuç elde ederiz. Aynı şeyi x değerini kullanmadan da yapabiliriz. Mesela x'in 4'ten büyük olduğu aralıkta x'in değeri ne olursa olsun bu değere 2 eklediğimizde pozitif bir sonuç elde ederiz, öyle değil mi? X'in değerini 2 ile çarpıp 3 çıkarınca da. Neden diyecek olursanız 4'ten büyük bir değeri 2 ile çarpıp çarpımdan 3 çıkarınca. Evet, elde edeceğimiz sonuç pozitif olurdu, ondan derim. X'in x büyüktür 4 aralığındaki yine herhangi bir değerinden 4 çıkarınca da sonuç pozitif olacağına göre polinom bu aralıkta pozitiftir diyebilirdik. Gördüğünüz gibi aynı sonuca bir x değeri seçmeden de ulaşmak mümkün. Polinomun bu aralıklarda işaretinin ne olduğunu böylelikle bulduk. Fonksiyonun tam olarak nasıl göründüğünü bilmesek de buradaki birinci aralıkta negatif, ikinci aralıkta pozitif, üçüncü aralıkta negatif ve dördüncü aralıkta da pozitif değerler aldığını düşünerek buna benzeyen temsili bir eğri çizebiliriz. Evet, fonksiyonun genel şekli bu olacak. Daha fazla değer verip elde edeceğimiz sonucu görmeden tepe noktalarının nerede olacağını söylemek tabii ki mümkün değil şu aşamada.